Balıkesir Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen Kariyer Zirvesi 2011 Salih Tozan toplantı ve gösteri merkezinde başladı. İki gün sürecek Kariyer Zirvesi 2011'e Balıkesir Genç Liderler Topluluğu Kurucu Genel Müdürü ve Akademik Eğitim Danışmanı Serkan Emir ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Özkay konuşmacı olarak katıldılar. Serkan Emir, bireyleri geliştirmek ve toplumu yükseltmek amacıyla kurulduk. Önümüzdeki dönemlerde Balıkesir Kişisel Gelişim Derneği olarak hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Balıkesir Genç Liderler Topluluğu'nun kuruluşu, amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Emir, "Hepimiz yaşanabilir bir dünya istiyoruz ama yaşanamaz bir dünya için çabalıyoruz." dedi. Bu sürecin içinde ben dahil olabilir miyim, olamaz mıyım? Benim de her insanın kendine ait bir sinir sistemi var arkadaşlar. Hayatı sindirme sistemi var. Ben şu şekilde sindiriyorum. Benim üzerim, yani şu kürsüyü verdiğinizde, şu kürsüyü taşımışsınız dediğinizde taşınabilirim. Ama bu kürsü taşınacaksa ve taşındığında anlamlı olacaksa, değerli olacaksa ben sırtıma alırım bunu. Yere düşürürüm, kırarım, parçalarım, bir şeyler yaparım ama illaki taşırım. O konuda azmineyim, hırsıyım. Bu benim liderliğe götürür. Yönetici ile lider arasındaki farkı nasıl söyleyeceğiz, ifade edeceğiz? Yönetici ile lider. Yönetim nedir arkadaşlar? Yönetim nedir sanattır? Başkalarına iş gördürme sanattır yönetim. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Özkay yaptığı konuşmada, değişen kalkınma ajansı anlayışı, kalkınma ajansları ve ajans destekleri konularında bilgiler verdi. Devlet destekleri bütün dünyada proje bazlı olarak ilerliyor. Yani bu projeciliği siz bundan sonraki gelecek nesiller olarak, yani hayatınızın neresine giderse öğretmen olun fark etmez. Kamu kuruluşunuza girip yine fark etmez. Ne olursanız olun. İşte dış ticaret müsteşarı şu anda bir tedbir yayınladı mesela. İhracatı geliştirme ve devlet destekleriyle ilgili bir tedbir. Bunda da mesela tamamen proje bazlı. Bütün dünyada da bu şekilde değişiyor artık sistem.